Hüseyin Baş için ne diyeceksiniz demiş. Hüseyin Baş için, evet, ona da gelelim o zaman. Hüseyin Baş dün TV100'deydi. Ece'nin konuğu, listesini geri çekti. Milletvekili listesini geri çekti. Gerekçe olarak da şunu söyledi. Yani adam sorumlu davrandı bence, yani kendine göre baktığında. Çünkü Erdoğan'a karşı o da. Erdoğan yönetim zihniyetinin değişmesini istiyor. Bu yönetim zihniyetinin değişmesini istiyor. Ben de aynı kafadayım. Barajı geçemiyorsak iktidarın meclis aritmetiğinde üstün hale gelmesinin sorumluluğunu almak istemiyoruz. Çok net bir cümle kurdu Hüseyin Bey. Güzel de anlamlı bir cümle aslında. Biz dedi buna ortak olmak istemiyoruz. Ve listemizi çekiyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz dedi. Hüseyin Baş'ın babadan gelen bir siyasetçi. Enteresandır yani, baksanıza. Erbakan'a bakıyorsunuz, Erbakan'ın oğlu. Hüseyin Baş işte rahmetli Haydar Baş'ın oğlu. Bunlar sanki babadan oğula geçiyormuş gibi, ama demek ki aile içerisinde siyaset çok konuşulduğu için bu şekilde siyasetin içerisinde yer alıyorlar. Ama lider yönü de var mı derseniz, Ahmet var diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ama daha yol alması gereken çok var. Yani tabii yaşımız genç, siyasetin içerisinde olacağız diyor. Alması gereken, tecrübelenmesi gereken bir yol var, bir menzil var. Bu da bir erdemdir. Yani kendi değerini bilmek şu an için. Ama gelecekte de siyasetin içerisinde olacağını görüyoruz. Kimin? Hüseyin Baş'ın. O da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ifade etti. Bu arada şunu unutmayayım. Şeyin listesi, iktidar partisinin sloganı şu: doğru zaman doğru adım. Doğru zaman doğru adım. Demek ki şu ana kadar yanlış adımlar mı attınız diye size böyle bir sloganla yaklaşabilirler. Sloganın bile bir ruhu yok ya. Yani çok bitik bir Cumhur İttifakı var şu anda. Erdoğan ara ara çıkıyor, konuşuyor. Hatta kimileri bana şey diyor. Ya çok rahat bir Erdoğan var. Yani acaba seçimi aldıklarını mı düşünüyorlar diye. Ben de onlara şu cevabı veriyorum. Yani Mustafa Destici'nin zaten varlığı yokluğu belli olmayan bir parti. Sadece belli yerlerde olan bir parti. Mustafa Bey de alınmasın. Yani alacağı oy da belli. %1'i belki görecek, belki göremeyecek. Hüdapar'ın zaten binde bir gibi bir oyu falan var. Öyle bir partiden bahsediyoruz. Yani miting yapsa bir Batman'da yapar, bir de Diyarbakır'da yapar. Yani başka da belki İstanbul'da belki yapabilir, onu da bilmiyorum. Oy oranı belli. Zaten Önder Aksakal'ın oy oranı belli. Yok olmayan bir parti. O en bitiklerden bir tanesi. Devlet Bahçeli yaşından dolayı zaten doğru dürüst miting yapamıyor. Havalar yağmurlu, soğuk. Rahatsızlığı da var bünyesel olarak. O yüzden de çok fazla görmüyor. Erdoğan'a baktığınızda Erdoğan da yorgun bir Erdoğan. Şöyle bir bakın suratına. Geçenlerde bir toplantı vardı. Canlı yayın. Yani yorgun, uykulu mu yoksa bir hastalığı mı var bilmiyorum. Ama böyle bir Erdoğan vardı karşımda. Yani neredeyse uyur uyanık bir Erdoğan'dan bahsediyorum. Böyle bir insandan bahsediyorum. Yani Erdoğan da yükü kaldıramıyor tek başına. Eski enerjisi yok çünkü.